Herkese merhabalar. Bugün kuru fasulye yapıyorum ve tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Ben biraz farklı yapıyorum kuru fasulyeyi. Burada bir tane büyük soğanı doğradım. Biberleri de doğrayacağım birazdan aynı şekilde. Burada akşamdan ısladığım yarım kilo kadar kuru fasulyem var. Bunu haşlamadım. Sadece yıkayıp suyunu süzdüm. Yaklaşık 150 gram kadar etimi yarım çay bardağı suyla haşlıyorum burada. Suyunu çektikten sonra da bu yağını koyacağım ve bu soğanları, biberleri ekleyip iyice kavuracağım. Biberlerimi de aynı şekilde küp küp küçük küçük doğradım. Bu arada etimiz de suyunu çekmek üzere. Etimiz suyunu çektikten sonra yağını ekleyip şöyle bir 10 saniye karıştırıp ondan sonra da soğanları ve biberleri ekleyeceğiz. Etlerimiz suyunu çekiyor. Artık yağını da ekleyebiliriz. Bir çay bardağı kadar zeytinyağı ekledim. Karıştırdım. Şimdi soğanları ve biberleri ekleyeceğim. Bunları da bir güzel kavurduktan sonra salçasını ve baharatlarını ekleyip fasulyeyi ekleyeceğim. Fasulyeyi çok güzel kavurmamız gerekiyor. Çünkü haşlamadık. Ben haşlamadan yapıyorum. Böyle daha lezzetli olduğuna inanıyorum. Akşamdan ısladığımız suya asidinin çıktığını düşünüyorum. Böylece fasulyeler daha lezzetli oluyor. Siz de bu şekilde deneyin. Daha lezzetli olduğunu göreceksiniz. Soğanları iyice kavuruyorum. Daha önceki videolarımı da izlediyseniz soğanları çok kavurduğumu biliyorsunuzdur. Ben bu şekilde yemeğin daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Soğanlar kavrulduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı dolusu biber salçası, biber domates karışık ve ayrıyeten de yarım yemek kaşığı daha domates salçası ekliyorum. Ve iyice ezerek karıştırıyorum. Tencerem dar olduğu için çekim yapmakta çok zorlanıyorum. Isıdan dolayı da çekim zor oluyor. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı karabiber atacağım. Bir yemek kaşığı da toz şeker atacağım. Güzelce karıştırıp fasulyelerimi ekleyeceğim. Fasulyelerimi de ekledim. Fasulyeleri çok güzel şekilde kavurmamız lazım. Pişmesi için. Yani daha güzel pişmesi için. Şimdi ben bunu iyice kavurup dönüyorum. Bu kırmızı biberleri de en son suyunu ekledikten sonra katacağım. Çok lezzet veriyor. Tuzunu da o esnada atacağım. Şu anda fasulyelerimiz kavruluyor. Fasulyeleri bu şekilde haşlamadan pişirdiğinizde hem yararlı suyunu atmamış oluyorsunuz hem de daha özlü güzel bir yemeğiniz oluyor. Ve daha lezzetli oluyor. Bu şekilde pişirip denerseniz bana hak vereceksiniz. Bu arada fasulyelerimizi sürekli karıştırarak kavurmamız gerekiyor dibinin tutmaması için. Yine en son eklememizin sebebi de etlerin sertleşmesini önlemektir. Bu arada kaynar suyumuzu da hazır edelim çünkü fasulyenin üzerine kaynar su ekleyeceğiz. Fasulyelerimiz kavruluyor. Ara ara karıştırdım. Ben az önce sürekli karıştıralım dedim ama tabii ki yayla çorbası karıştırır gibi değil. Ara ara karıştırıp dibini tutturmayalım yeter. Fasulyelerin iyice kavrulduğunu nasıl anlarız? Kaşıkla çevirdiğimizde kolayca havaya kalkıyorsa, kendini yukarıya bırakıyorsa kavrulmuş demektir. Bayağı hafiflemiş demektir. Bu şekilde kavrulduğunu anlıyoruz. Artık kaynar suyumuzu da ekleyebiliriz. 1,5 tatlı kaşığı da tuzunu attım suyunu ekledikten sonra. Artık biberlerimi de üzerine bırakıyorum. Bu şekilde 1,5 litreye yakın kaynar su ekledim. Artık kapağını da kapatıp pişmeye bırakabiliriz. Evet, kuru fasulyemiz pişti ve servise hazır. Ben şu şekilde pilav yaptım yanında, salata hazırladım. Görüyorsunuz çok güzel oldu. Görüş ve önerilerinizi bildirirseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.